Biz şimdi Afyonkarahisar'a geçiyoruz. Afyonkarahisar'da ülkemizin temel lezzetlerinden biri yapılacak. Tarhana çorbası. Ama bakalım Afyonlular nasıl yapacaklar? Biliyorsunuz tarhana ülkemizde farklı farklı yapılıyor. Kimisi kurabiye gibi oluyor. Kimisinin içine yoğurt konur, beyaz renkli olur. Kimisinin içine her şey konur, çok renkli olur. Bakalım Afyonkarahisar'ın tarhanası, tarhana çorbası nasıl çıkacak karşımıza? Merhaba Özlem Hanım, Emir Dağ'a hoş geldiniz. Bugün sizi yöresel kıyafetlerimizle karşılıyoruz. Bugün size tarhana çorbası yapacağım. Yöremize ait tarhana çorbamız var. Tarhana çorbamızda ilk önce olması gereken yarmamızla yoğurdumuz. Yarmamızla yoğurdumuzun bu şekilde yaş hali, bu şekilde de kuru halidir. İlk önce tenceremize suyumuzu koyuyoruz. Diğer malzemelerimiz de sırayla geliyor. Hemen söylüyorum. Suyumuzu koyduktan sonra ilk önce biz bir gün önce yapmadan önce tarhanamızı suda kuru tarhanamızı ıslatıyoruz. Islattıktan sonra bu şekilde sabaha kadar ıslı şekilde bekliyor. Biraz yaşından biraz da kurusundan katıyoruz. Yaşından şöyle koyduk. Daha sonrasında da ıslattığımız kuru tarhanamızdan 4-5 tane koysak yeterli. Ocağımızı yakmadan önce ilk önce bir şöyle elimizde eziyoruz. Hafiften ezdik. Ezdikten sonra kaşığımızı alıyoruz. Eşit şekilde tarhanamız karışıyor. Püf noktası tarhanamızın eşit şekilde karıştırılması. Çünkü kesilir. Şimdi iç malzememizi suyumuza ekledik. Tarhanamızı suyumuza ekledik. Pişmiş nohutumuzu, haşlanmış nohut diyoruz biz buna. Haşlanmış nohutumuzdan şöyle az bir şey, tabii yaptığımız tarhananın boyutuna göre az bir şey ekliyoruz. Bunu kestirmeden, bunu püf noktası kaynayasıya kadar karıştırıyoruz. Kaynayasıya kadar karıştırdıktan sonra, karıştırırken çok az bir şey karıştırırken böyle bir damla kadar da sıvı yağ atıyoruz. Bu kadar. Biraz tuz ekliyoruz. Biraz da tuzumuz var. Yayla yarpuzumuzla birlikte üstüne de yarpuzumuzu yakıyoruz. Kaynadıktan sonra bu kadar. Yarpuzumuz dağlarımızda yetişiyor. Nane gibi ama nane değil. İzleyicilerimiz yarpuzumuza ulaşmak isterlerse Emirdağ'da yöresel marketlerimizde bulunmakta. Ocağımıza sıvı yağımızı döktük. Bu şekilde yarpuzumuzu hafiften kızartacağız. İlk yöne karıştırılması önemli. Çorbamızın bizim burada biberimiz var. Tarhana biberi diye geçer. İçine bu şekilde iki tane atıyorum. Acı sevenler için içinde patlatırlar. Fadime ile birlikte hazırladığımız tarhana çorbamız kaynadı, hazır. Yarpuzumuz da hazır. Hemen yarpuzumuzu kaynamış olduğu tarhana çorbamızın üstüne bu şekilde. Çorbamız hazır bu şekilde. Emirdağ'ımızın yöresel çorbası hazır. Şu an çok güzel gözüküyor Özlem Hanım. Ben tadına bakmak istiyorum öncelikle. Yapanlara şimdiden afiyet olsun. Ben tarifini verdim. Yapamazsanız da Emirdağ'ına bekliyoruz sizi. Emirdağ'ımızda her kapıyı tıkladığınız evde muhakkak vardır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.